Merhabalar değerli arkadaşlarım. Bir önceki videomuzda Türk Anayasa tarihinden gayet güzel sorular çözmüştük. Aynı konuya devam. Türk Anayasa tarihinden soru çözümü yapıyoruz. İyi seyirler diliyorum. 1961 Anayasası'nı yazım sürecinde görev alan sivil kanat aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, bir kere 61 Anayasası'nın bir darbe ürünü olduğunu hatırlayalım. Ve darbeciler ilk olarak meclisi kapatır, feshederler. Kurucu meclis gelir. Kurucu meclisin askeri kanadı ve sivil kanadı var. Askeri kanat MBK, Milli Birlik Komitesi, sivil kanat ise Temsilciler Meclisi'dir. Eğer bu 82 için olsaydı Milli Güvenlik Konseyi Danışma Meclisi olurdu. 61 diyor, sivil kanadı istiyor. O halde cevabımız Temsilciler Meclisi oldu. Türk anayasal tarihinde referandum neticesinde yürürlüğe giren ilk anayasa aşağıdakilerden hangisidir? Referandumun bir halk oylaması olduğunu önce hatırlayalım. Referandum yarı doğrudan demokrasinin araçlarından biridir. Yarı doğrudan demokrasi. Biz temsili demokrasiyiz. Buna rağmen bu aracı kullanıyoruz. Ve Türkiye'de referandum tarihleri 1961, 82, 87, 88, 2007, 2010 ve 2017. 7 tane referandum var. Bunlardan hayır çıkan tek referandum 88. Halka sordular, yerel seçime bir kere erken alabilir miyiz diye, hayır çıktı. O halde tarihimizdeki ilk referandum hangisidir arkadaşlar? 61'dir. Türk anayasal tarihinde ilk ve tek çoğulcu anayasa aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım, 1921'i yazmıyorum çünkü onda zaten madde yok. Yani toplam 24 maddedir. Orada demokrasiden bahsedilemiyor anayasa için. 1924, 61 ve 82 yazıyorum. 24 ve 82 çoğunlukçu. Çoğunlukçu demokrasiyi benimsemişti arkadaşlar. 61 ise şuradaki çoğulcu demokrasiyi benimsedi. Peki hangisi doğru, hangisi yanlış? Çoğunlukçu demokrasi yanlıştır. Çoğulcu demokrasi doğrudur. Çoğunlukçu niye yanlıştır? En çok oyu alan parti ülkesini tek başına yönetirken, buraya kadar yanlış yok, yönetirken, diğer partileri, STK'ları, sivil toplum kuruluşlarını ciddiye almaz, önemsemez, fikirlerini almaz. Katılım ne oluyor arkadaşlar? Düşüyor. Çoğulcu demokraside tek başına ülkeyi yöneten parti, diğer küçük partileri de STK'ları da önemser, fikirlerini alır. Katılım ne oluyor arkadaşlar? Artıyor. En demokratik anayasamız niye 61'dir? Çünkü katılımı artıran çoğulcu bir demokrasi anlayışına sahip olduğu için. 61 Anayasası kaç maddeden oluşmaktadır? Ya bu tür formatlar sınavda çıkmıyor ama hadi biz çözelim. 61 Anayasası 157 artı 22 madde geçici madde. 82 ise 177 artı 21 geçici maddedir. Burada 61'in ana maddelerini sorduğu için 157, 82'yi sorsaydı 177 derdik. Türk anayasal tarihinde temel hak ve özgürlüklerin en ayrıntılı biçimde düzenlendiği anayasa aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, 24'te haklar kısaca anlatıldı ama sosyal haklara yer verilmedi. 61'de haklara en geniş anlamda yer verdiler. 82'de yine aynı şekilde yaşıyor ve görüyoruz ama haklara en geniş anlamda yer veren 61 olduğu için yine en demokratik anayasamızda 61 oluyor. Devlet Denetleme Kurulu ilk kez hangi anayasal düzenleme neticesinde kurulmuştur? Değerli arkadaşlarım, DDK, Devlet Denetleme Kurumu 82 ile geldi. Cumhurbaşkanlığa bağlı. Toplam 9 kişidirler. Cumhurbaşkanı talimatıyla harekete geçerler. Gittikleri yerlerde inceleme, araştırma, denetleme ve idari soruşturma da artık yapabiliyorlar. Ve DDK 82 ile geldi. İlk haliyle geldi. Cumhurbaşkanlığı bağlı bir denetim kurumudur. Onun varlığı Cumhurbaşkanlığı makamının da güçlendiğini, 82 ile güçlendiğini bizlere hatırlatıyor sorularda. 61 Anayasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Kamu denetçiliği kurumu ilk kez düzenlenmiştir. Hayır. 2010'da geldi. Bakanların sadece TBMM içinden seçilebileceği hükme bağlanmıştır. Hayır. Aksine 61 diyor ki bakanlar dışarıdan seçilebilir. 82 de diyecek ki Cumhurbaşkanı da dışarıdan seçilebilir. Cumhurbaşkanlığı süresi 5 yıl. Hayır. 61'de 7 yıldı arkadaşlar. TRT ve üniversitelere özellik verildi. Evet, ilk kez özel kurumlar 61 ile ortaya çıktı. Laik devlet ilkesinin düzenlenmesi de 37'dir. 24 Anayasası'nın 37 değişikliği. 61 ile ilgili hangisi yanlıştır? İnsan haklarına saygılı devlet ilkesi ilk kez anayasada yer almıştır.
İlk kez siyasi partilerle ilgili hükümler getirilmiştir. Milliyetçilik ilkesi milli devlet ismiyle anayasada yer almıştır. Herkese önceden izin almadan dernek kurma hakkı vesaire vesaire verildi. Çoğulculuk ilkesi benimsendi. Çoğulcu demokrasi var. Dernek, toplu iş sözleşmesi, işçilere grev, sendikalaşma bunlar var. Milliyetçilik milli devlet oldu ki Türk milliyetçiliği burada ifadesi kabul ediliyor. 82'de ise Atatürk milliyetçiliği var. 82'deki daha doğru olacak. Partilerle ilgili hükümlere ilk kez yer verdiler. Doğru. Şurada bir kelimede oyun yapmış. 61 diyor ki insan haklarına dayalı. Dayalı. 82 diyor ki saygılı. Basit bir kelime oyunu. Milli Güvenlik Kurulu ilk kez hangi anayasal düzenlemeyle kurulmuştur? MGK. MGK 61'in ilk halinde geldi. Sonra 1971 ve 73 değişikliğinde MGK güçlendi değerli arkadaşlarım. Güçlendi. Ve 82'de MGK haline devam ediyor. Kuralları nedir? Özellikleri nelerdir? Milli Güvenlik Kurulu'nun başkanı Cumhurbaşkanı'dır. O yoksa Cumhurbaşkanı yardımcısı başkanlık eder. MGK 2 ayda bir toplanır değerli arkadaşlar. Kararları bağlayıcı değil, tavsiyedir. Ve tavsiye nitelikli kararları da Cumhurbaşkanı'na sunuyor değerli arkadaşlarım. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin ilk kez hangi anayasal düzenlemede yer almıştır? Değerli arkadaşlarım buna kısaca AYİM diyoruz. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 61 Anayasası'nın 71 değişikliğiyle geldi. 2017'de mülga oldu yani kaldırıldı. 2017'de Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi hakeza askeri mahkemeler de kaldırıldı. Bir tek disiplin mahkemesi kaldı arkadaşlar. Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasına ilişkin genel sınırlama sebepleri ilk kez hangi anayasal düzenleme ile getirildi? Arkadaşlar bu çok çıkar. Genel sınırlama sebepleri 1961 Anayasası'nın 71 değişikliğiyle geldi. Yanlış bir uygulamadır. 30 sene, 30 yıl bu yanlışı uyguladık. Türkiye 2001'de özel sınırlamaya geçti. Yanlış olan genel sınırlamayı Allah'tan terk etti. Yukarıdakilerden hangileri 61 Anayasası'nda sonradan yapılan değişiklikler ile ilk kez anayasada düzenlenmişti? Sonradan yapılan değişiklik. Arkadaşlar DGM'ler, Devlet Güvenlik Mahkemeleri 73 değişikliğiyle geldi. Ve 2004'te Türkiye bu yanlışa da son verdi. Ama bu ikisi zaten vardı. Dolayısıyla sonradan gelen dediği için cevap yalnız bir oldu. Tam ÖSYM formatı. Klasik güzel bir soru daha. Yukarıdakilerden hangileri ilk kez 61 Anayasası'nda yer alan ilkelerdir? İlk kez 61 sosyal devlet ve sosyal hak. Demokratik devlet, hukuk devleti. Bir de insan haklarına dayalı devlet. Bir de Türk milliyetçiliği bizi 61'e götürür. Yukarıdaki anayasalardan hangileri tam anlamıyla kuvvetler ayrılığı üzerine egemenlik yetkisini şekillendirmiştir? 21'de kuvvetler birliği var. 24'te kuvvetler birliği ama görevler ayrılığı var. Tam anlamıyla kuvvetler ayrılığı 61'le başladı. 82 ile devam etti. Kuvvetler ayrılığın fikir babası da Fransız aydın Montesquieu'dir değerli arkadaşlar. Onu da paylaşmış olalım. 82'ye ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Referandumla kabul edildi. Evet, %91,5 evet alıyor. Katılım oranı düşük olmasına rağmen. Rasyonelleştirilmiş parlamenterizm öngörüyor. Ne demek rasyonelleştirilmiş parlamenterizm? Yani siyasi tıkanıklıkların önü açılıyor arkadaşlar. Bir cumhurbaşkanı seçmek, meclis başkanı seçmek kolaylaşıyor 61'e oranla. Buna da tıkanıklığı gidermeye rasyonelleştirilmiş parlamenterizm diyorlar. Mesela 82 halkı siyasetten soğutuyor. Ona da depolitizasyon diyorlar değerli arkadaşlar. Tek meclisi TBMM yapısı var. Çoğunlukçu demokrasi var. Gerçi son değişikliklerle biraz bu kırıldı ama biz sorularda halen 82 çoğunlukçu alıyoruz. Kurucu meclis tarafından hazırlanmış tek anayasa bu değildir. Çünkü hem 61'e hem de 82 kurucu meclis hazırladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilk kez yer aldığı anayasa hangisidir? Arkadaşlar Atatürk zamanında 3 Mart 1924'te kuruldu ama anayasaya girişi ve anayasal bir kurum oluşu da bizi 1961'e götürüyor değerli arkadaşlarım. Peki yeni videolarda görüşmek üzere değerli arkadaşlarım. Allah'a emanet olunuz.